Herkese merhabalar. Ace yayınlarının ikinci kitap Föy 17 ikinci derece denklemlerin üçüncü dersiyle devam ediyor sevgili arkadaşlar. Kökleri verilen ikinci derece denklemin yazılması. Ax kare artı bx artı c eşittir sıfır denkleminin kökleri x1 ve x2 olmak üzere arkadaşlar. Kökler toplamı neydi? Eksi b bölü a. Kökler çarpımı da c bölü a'ya neydi? Eşitti. Şimdi bu denklemde arkadaşlar her terimi a'ya ne yapalım bölelim. Her terimi a'ya böldüğümüz zaman bakın ax kare bölü a artı bx bölü a artı c bölü a eşittir. Ne gelir? 0 bölü a gelmiş olur. Dolayısıyla buradaki a'larımız gitti bakın. x kare artı b bölü a x artı c bölü a eşittir 0 gelmiş oldu. Şimdi arkadaşlar bakın buradaki ifade de şu. B bölü A ifadesini eşitti kökler toplamının eksilisine eşittir arkadaşlar. Dolayısıyla buradaki C bölü A da kökler çarpımına eşittir. Burada götürüp yerine yazdığımız zaman x kare eksi kökler toplamı çarpı x artı kökler çarpımı eşittir sıfır şeklinde denklemimizi bulmuş oluruz. Örnek bir Aşağıda kökler toplamı ve kökler çarpımı verilen ikinci derece denklemleri yazınız demiş arkadaşlar. Nasıl yazıyorduk? x kare eksi kökler toplamını yazıyorduk arkadaşlar. 2 çarpı x artı kökler çarpımı o da artı 4'tü eşittir 0 şeklinde ikinci derece denklemi yazmış oluruz. Aynı şekilde arkadaşlar x kare eksi kökler toplamını yazıyorum. Eksi 7 çarpı x artı kökler çarpımı bu da neydi arkadaşlar? Eksi 5 dolayısıyla eşittir 0. Bunu da toparlayalım. x kare artı 7x eksi 5 eşittir 0 şeklinde ikinci derece denklemi yazmış oluruz. Örnek 2. ikinci derece denklemin kökleri x1 ve x2 imiş arkadaşlar. Bu denklemin hemen kökler toplamını yazalım. Kökler toplamı nedir? Eksi b bölü a'dan 5'e eşittir. Kökler çarpımı da c bölü a formülden arkadaşlar 3'e eşittir. Peki bizden ne istiyor? Kökleri 2x1 ve 2x2 olan ikinci derece denklemi istiyor. Hemen ne yapıyorduk? Kökler toplamını bulacağız arkadaşlar. Bu iki ifadeyi toplarsak 2 parantezinde ne gelir? x1 artı x2 gelmiş olur x1 artı x2 yukarıda 5 olarak bulmuştuk. Dolayısıyla kökler toplamı arkadaşlar 10'a eşittir. Şimdi kökler çarpımını bulalım. Dolayısıyla bu iki ifadeyi çarparsak arkadaşlar 4 tane x1 çarpı x2 gelmiş olur. E kökler çarpımı olan x1 x2 yukarıda bulmuştuk 3'tü. 4 çarpı 3'ten 12 geldi. Kökler toplamıyla kökler çarpımı bulduğuna göre ikinci derece denklemi yazabilirim. x kare eksi kökler toplamı x artı kökler çarpımı eşittir 0 şeklinde ikinci derece denklemi yazmış oluruz. Örnek 3'e geldik. Kökleri x1 ve x2 olan ve kökleri arasında bakın iki tane bağıntı vermiş. Buna göre ikinci derece denklem aşağıdakilerden hangisidir demiş arkadaşlar. Dolayısıyla bakın şuradaki ifadeleri hemen sol tarafa alalım. 2 tane x1 çarpı x2 eksi 3x1 var arkadaşlar. Diğer ifadeyi de bu tarafa aldım. Eksi 3x2 eşittir. Buradan ne geldi? 11 gelmiş oldu. Yine alttaki ifadede ne yapalım? Bu ifadeyi sol tarafa alalım arkadaşlar. Dolayısıyla x1 artı x2 eksi x1 çarpı x2 eşittir. Buradan ne geldi? Eksi 5 gelmiş oldu. Yukarıda bakın şurada eksi 3 parantezini alabilirsiniz arkadaşlar. 2 tane x1 çarpı x2 eksi 3 parantezini aldığım zaman x1 artı x2 buradan gelir. Neye eşitmiş bu? 11'e. Alttaki ifade arkadaşlar x1 artı x2 eksi x1 çarpı neydi? x2 eşittir eksi 5'e. Şimdi buradan arkadaşlar yok etme metodunu kullanmaya çalışalım. Bakın şu eksi x1 çarpı x2 var. Yukarıda 2 tane x1 x2 var. Dolayısıyla şu alttaki denklemi bakın 2 ile çarparsak arkadaşlar x1 çarpı x2'ler ne olur? Gitmiş olur. Buradan 2 tane kökler toplamı geliyor. Ondan eksi 3 tanesini çıkartırsak arkadaşlar eksi 1 tane kökler toplamı gelmiş olacak. Eşittir. Bu da nereye? 2 ile eksi 5'i çarptığım zaman eksi 10. 11 ile toplarsam arkadaşlar buradan 1 olarak bulmuş olurum. Demek ki x1 artı x2 ne eşittir arkadaşlar? Eksi 1'e eşit olması gerekir. O halde burada yerine yazalım. Rengimizi de değiştirelim. Dikkat çeksin biraz arkadaşlar. Şimdi bakın kökler toplamını ne buldum? Eksi 1 buldum. Şurada yerine yazalım arkadaşlar. Buraya eksi 1 yazdığım zaman 2 tane kökler çarpımı burası ne oldu? Artı 3 oldu. Eşittir nereye? 11'e. Dolayısıyla burası 3 ise buranın 8 olması lazım. Yani kökler çarpımı arkadaşlar 4'e eşit olması lazım. O halde kökler toplamını bulduk. Kökler çarpımını da bulduk arkadaşlar. Şimdi ikinci derece denklemi yazalım. X kare eksi neydi? Kökler toplamı. Kökler toplamı eksi 1'di. Dolayısıyla eksi 1 çarpı x artı kökler çarpımında ne bulduk? 4 olarak bulduk. Eşittir 0. Toparlayalım şimdi bu ifadeyi. x kare artı x artı 4 eşittir 0 gelmiş olur arkadaşlar. O halde doğru cevap Diyarbakır. Kat sayıları rasyonel sayı olan ikinci derece denklemin köklerinden bir tanesi arkadaşlar m eksi kökense diğeri ne olmak zorunda arkadaşlar m artı kökene eşit olmak zorundadır. Örnek 4'e geldik. Köklerinden biri bakın 3 artı kök 5 olarak verilmiş ve rasyonel katsayılı dediğine göre hemen diğer kökü yazalım. 3 artı kök 5 ise bunun ne olması lazım arkadaşlar? 3 eksi kök 5. Şimdi ikinci derece denklemi yazacağıma göre öncelikle kökler toplamını bulmam lazım. Bu iki ifadeyi toplarsam ne gelir? 6. İki ifadeyi çarparsak arkadaşlar bakın iki kare farkını kullanabiliriz. İlk ifadenin karesi 9 eksi ikincinin karesi arkadaşlar 5. Dolayısıyla Kökler çarpımında 4'e eşittir. Şimdi ikinci derece denklemi yazalım. x kare eksi kökler toplamını yazdım. x artı kökler çarpımı eşittir 0 şeklinde ikinci derece denklemi bulmuş oluruz. Örnek 5'e geldik. i kare eksi 1 m ile n gerçek sayılar olmak üzere. Yani kat gerçek sayısı arkadaşlar. Bakın bir kökü 4 eksi i olarak bize vermiş. Dolayısıyla diğer kök neydi arkadaşlar? Katsayılarımız gerçek sayı olduğu zaman bunun eşleniydi. Yani 4 artı i olması lazım. Dolayısıyla kökler toplamını yazalım. X1 artı X2 arkadaşlar. i'ler gider ne gelir buradan? 8 gelmiş olur. Bir de kökler çarpımını yazalım arkadaşlar. Bakın 4 eksi 4 artı i. 2 kare farkından. Birincinin karesi ne gelir? 16 eksi. İkincinin karesi arkadaşlar. İkinci dediğimiz i'ydi. Bunun karesi. i kare ne eşitti? Eksi 1. Bir eksi de burada var. Artı 1 oldu. Dolayısıyla bu da 17'ye eşit olmuş oldu. Dolayısıyla şimdi ikinci derece denklemi yazıyorum. X kare eksi kökler toplamı 8'di. Artı kökler çarpımında 17 eşittir 0 şeklinde yazmış oluruz. ikinci derece denklemi. Fakat bizden ne istiyor arkadaşlar? M ile N'nin çarpımını istiyor. Dolayısıyla dikkat ederseniz bakın şuradaki m eksi 2 neye eşit olması lazım arkadaşlar? 8'e eşit olması lazım. m eksi 2 eşittir nereye? 8'e. Buradaki n eksi 3 yani sabit sayıda neye eşit olması lazım? 17'ye. n eksi 3 eşit olmalı 17'ye. n buradan arkadaşlar 20 gelmiş olur. Buradan da m 10 gelmiş olur. m ile n'nin çarpımını istemiş. Bu iki ifadenin çarpımı da 200 olur. Doğru cevap Edirne. Örnek 6'ya geldik. İkinci derece denklemin kökleri x1 ve x2 olarak bize verilmiş. A seçeneğinde kökleri 1 bölü x1 ve 1 bölü x2 olan ikinci derece denklem isteniyor. Dolayısıyla öncelikle kökler toplamını bulalım. İki kökünü yapıyorum? Topluyorum arkadaşlar. 1 bölü x1 ile 1 bölü x2'yi topladım. Payda eşitlersem buradan x1 artı x2 bölü ne geldi? x1 çarpı x2 gelmiş oldu. x1 artı x2 bakın yukarıdaki denklemin kökler toplamı. Eksi b bölü a'dan arkadaşlar. 1 bölü 4'e nedir? Eşittir. Kökler çarpımı x1 çarpı x2 yukarıdaki denklemin o da c bölü a eşit. Yani nedir arkadaşlar? 1 bölü 4'e eşittir. Dolayısıyla buradan ne geldi bakın? 1 gelmiş oldu. Kökler toplamı 1'miş. Şimdi kökler çarpımı bulalım. Bu iki ifadeyi çarpıyorum. Bakın 1 bölü x1 çarpı x2 gelmiş olur. 1 bölü arkadaşlar x1 çarpı x2 ne demiştik? c bölü a'dan 1 bölü 4'e eşittir. Ters çevirip çarparsak buradan ne geldi? 4 geldi. Dolayısıyla ikinci derece denklemi yazıyorum. x kare eksi kökler toplamı 1 çarpı x artı kökler çarpımı 4 eşittir. Ne geldi buradan? 0 gelmiş olur. B seçeneğinde kökleri bakın. x1 artı 1 bölü x2 ve x2 artı 1 bölü x1 olan ikinci derece denklemi yazın demiş. Öncelikle kökler toplamını bulalım. Yani bu iki ifadeyi toplayalım x1 artı x2 artı 1 bölü x1 artı ne gelir? 1 bölü x2 gelmiş olur arkadaşlar. Şimdi x1 artı x2 yukarıdaki denklemin neydi arkadaşlar? Kökler toplamı. O da eksi b bölü a'dan neydi? 1 bölü 4 artı. 1 bölü x1 artı 1 bölü x2. Biraz önce bulmuştuk arkadaşlar. Yani şu ifade bu da neye eşitti? 1'e eşitti. Buradan payda eşitlersek ne geldi? Bakın 5 bölü 4 geldi kökler toplamı. Şimdi kökler çarpımını alalım. Yani bu iki ifadeyi ne yapacağız arkadaşlar? Çarpacağız. Dağılma özelliğini uyguluyorum bakın. Bu iki ifadenin çarpımından x1 çarpı x2 gelir artı. x1 ile 1 bölü x1'i çarptığımız zaman buradan 1 geldi. 1 bölü x2 ile x2'yi çarptığım bir 1 de buradan geldi. Artı 1 bölü x2 ile 1 bölü x1'i çarparsak 1 bölü x1 çarpı x2 de buradan gelmiş olur arkadaşlar. Şimdi kökler çarpımı. Neydi? C bölü A'ya eşit arkadaşlar. Yani 1 bölü 4. Artı 1 artı 1'den burası 2 geldi. Artı 1 bölü x1 çarpı x2 arkadaşlar. Onu da bakın aslında şurada bulmuştuk. 1 bölü x1 çarpı x2 ne eşitti? 4'e eşitti. Buraya direkt ne yapabiliriz? 4 yazabiliriz arkadaşlar. O halde bu ikisini topladım. 6 artı ne geldi? 1 bölü 4. Buradan payda eşitlersek ne gelir? 25 bölü 4 gelmiş olur. Şimdi ikinci derece denklemi yazalım. x kare eksi kökler toplamı 5 bölü 4 x artı kökler çarpımı 25 bölü 4 eşittir 0. Paydadaki 4'ten kurtulmak için tüm denklemi 4 ile çarpalım. 4x kare eksi 5x artı 25 eşittir 0 şeklinde denklemi buluruz. İkinci dereceden iki denklemin arkadaşlar çözüm kümeleri aynıysa bakın şuradaki katsayılar nedir? Orantılıdır. A'nın D'ye oranı, B'nin E'ye oranı, C'nin F'ye oranı nedir? Eşittir. Örnek 7'ye geldik. İki denklemin çözüm kümeleri aynı olduğuna göre A ile B'nin çarpımı kaçtır diyor. Katsayılar orantılıdır demiştik. Yani 2'nin 3'e oranı arkadaşlar eşittir bakın. Eksi A artı 1 yani 1 eksi A'nın alt tarafta ne var arkadaşlar? A artı 2 bu da eşit olmalı nereye? 6 bölü 2B artı 1'e eşit. Dolayısıyla buradan içler dışlar yaparsak arkadaşlar 2A artı 4 eşittir 3 eksi 3A gelmiş olur. Bunu bu tarafa aldık. 5A. E 4'ü karşı attık. Eksi 1. A ne geldi arkadaşlar? Eksi 1 bölü 5 gelmiş oldu. Şimdi arkadaşlar B'yi bulalım. Yani şu iki ifadeyi birbirine eşitleyelim arkadaşlar. Öncelikle şunları sadeleştirebiliriz. 3 gelmiş olur bakın. 3 çarpı 3'ten 9 eşittir. Buradan 2B artı 1 geldi. Dolayısıyla B'nin değeri de ne geldi arkadaşlar? 4 gelmiş oldu. Ne istiyordu bizden? A ile B'nin çarpımına. Dolayısıyla eksi 1 bölü 5 ile 4'ü çarparsak Buradan sonucu eksi 4 bölü 5 olarak buluruz. Yani doğru cevap Adana. Örnek 8'e geldik. İkinci derece denklemin bir kökünü eksi 2. Diğer denklemin bir kökünü ne vermiş arkadaşlar? 3 vermiş. Bu denklemlerin diğer kökleri neymiş? Birbirine eşitmiş. Yani diğer köküne bunun x1 diyelim arkadaşlar. Bunun da diğer kökü ne olacak arkadaşlar? x1 olmuş olacak. Diğer kökleri neymiş? Çünkü birbirine eşit. Buna göre a artı c toplamı kaçtır diyor. Şimdi buradaki denklemin arkadaşlar kökleri neymiş demek ki? x1 ve x2. Dolayısıyla bunların kökler toplamını bulalım. x1 artı x2 kökler toplamının formülü neydi? Eksi b bölü a. Yani a'ya eşittir arkadaşlar. Şimdi gelelim bu denkleme arkadaşlar. Bunun kökleri neydi? 3 ile x1. Bunun kökler toplamını bulalım. x1 artı 3. Kökler toplamının formülü neydi? Eksi b bölü a. Yani bu da eksi c'ye eşittir. Bizden a artı c istediğine göre bunları taraf tarafa ne yapalım? Çıkaralım. Bakın x1'ler gidecek. Eksi 2, eksi 3 oldu. Eksi 5. Bunları çıkarırsak buradan da a artı c ifadesi eksi 5 gelir. Doğru cevap bursa. Örnek 9'a geldik. Denklemlerinin birer kökü ortak olduğuna göre arkadaşlar. Her ikisinin ortak olan köke ne diyelim? X1 diyelim. Kök denklemi ne yapıyordu arkadaşlar? Sağlıyordu. Götürüp yerine yazalım. X1'in karesi eksi. 2M eksi 1 çarpı X1 artı 5 eşittir 0 gelmiş olur. Aşağıdaki denklemin de kökü X1 olduğuna göre yine X1'in karesi eksi 2 tane M çarpı X1 artı 6 eşittir. Ne gelir? 0 gelmiş olur arkadaşlar. Şimdi bu iki ifadeyi taraf tarafa çıkarırsak bakın şu karelerden kurtulmuş oluruz. Bu ifadeleri de taraf tarafa ne yapıyorum? Dikkat edin çıkarıyorum. Yukarıda ne var? Eksi 2m artı 1. Bunu çıkardığım için buradan ne geldi? Artı 2m geldi. Ortak parantezimiz ne olacak? X1. Bakın şuradaki 5'ten de 6'yı çıkardığım zaman arkadaşlar ne geldi? Eksi 1 eşittir 0. Şuradaki 2 m'ler gitti. Dolayısıyla x1 eşittir buradan ne geldi arkadaşlar? 1 geldi. Yani ortak kökümüz neymiş arkadaşlar? 1'miş. Kök denklemi ne yapar? Sağlar. O halde götürüp burada yerine yazalım. x yerine 1 yazıyorum. 1'in karesinden 1. Buraya 1 yazarsam eksi 2 m artı 1 gelmiş olur arkadaşlar. Artı 5 var burada. Bu da ne olacak? 0'a eşit olmuş olacak. 5 1 burada 6 1 de burada 7 eşittir buradan 2 m dolayısıyla m de 7 bölü 2'ye eşittir yani doğru cevap C. Örnek ona geldik. İkinci dereceden baş katsayısı 1 olan px ve qx polinomlarının ortak sıfırı neymiş arkadaşlar? 3'müş. Dolayısıyla px polinomunu yazacağız arkadaşlar. Bir de qx polinomunu yazacağız. İkisinin de 0, 3 olduğuna göre ikisinde de ne var? x eksi 3 çarpanı var arkadaşlar. Diğer çarpanlarını bilmiyoruz. X eksi M ile bununkine ne diyelim? X eksi N diyelim. Baş katsayısı dikkat ederseniz neymiş arkadaşlar? 1'miş. Dolayısıyla burada da 1 çarpanı olmuş olacak. Px artı Qx polinomunun x eksi 2 ile bölündüğünde kalan neymiş? 7. Kalanı bulmak için burayı sıfırlıyorduk arkadaşlar. O halde x yerine 2 yazacağız. x yerine 2 yazdığım zaman P2 artı Q2 toplamı neyi vermiş olacak bana? Kalanı yani 7'yi ne yapması lazım? Vermesi gerekiyor. Ve bizden ne istiyor Bakın. P1 artı Q1 toplamı neye eşittir diye sormuş. Şimdi bu ifadeyi bulalım arkadaşlar. P2 ifadesi neye eşittir? P2 x yerine 2 yazdığım zaman burası eksi 1 geldi. Buradan arkadaşlar ne gelir? 2 eksi m. Dolayısıyla eksi 1 ile çarptığımız zaman ne geldi? Buradan m eksi 2 geldi. Şimdi Q2'yi bulalım arkadaşlar. 2 yazarsak buradan eksi 1 geldi. Buradan da ne gelir? 2 eksi n gelmiş olur. Bunu da eksi ile çarptığım zaman arkadaşlar ne gelir? Ne gelir? n eksi 2 gelmiş olur. İşte bu iki ifadenin toplamı arkadaşlar. Yani m artı n eksi 4 neye eşitmiş? 7'ye. Dolayısıyla buradan m artı n değerini ne buluruz arkadaşlar? 11 olarak bulmuş oluruz. Bizden ne istiyor bakın? P1 ile Q1'in toplamını istemiş. O halde P1'in değerini bulalım arkadaşlar. P1 neye eşittir? Polinomda x yerine 1 yazıyorum. 1 yazdığım zaman burası ne geldi? Eksi 2. 1 yazdığım zaman burası ne gelir arkadaşlar? 1 eksi m gelmiş olur. Şimdi Q1'i bulalım arkadaşlar. 1 yazıyorum yerine. Yine eksi 2. 1 yazdığım için buradan da 1 eksi n gelmiş oldu. Eksi 2 ile çarparsak arkadaşlar buradan ne gelecek? Eksi 2 artı 2 n gelmiş olacak. Buradan da arkadaşlar eksi 2 artı 2 n gelmiş olur. Bunların toplamlarını bizden istiyor. Toplayalım. Eksi 4 artı 2 parantezinde ne geldi? M artı N geldi. M artı N'in değerini yani şunu 11 olarak bulmuştuk. Dolayısıyla 22 bundan 4'ü çıkarırsak arkadaşlar sonucu 18 olarak buluruz. Yani doğru cevap Edirne. Örnek 11'e geldik. Px baş sayısı 1 olan ikinci dereceden bir polinom olmak üzere. Px artı x eksi 4 polinomun sıfırlarından biri neymiş arkadaşlar? 3'müş. Dolayısıyla buraya 3 yazdığımız zaman 0 geliyor olması lazım arkadaşlar. Yani P3 artı 3 eksi 4 neye eşit olması lazım? 0'a buradan P3 değerini arkadaşlar 1 olarak bulmuş oluruz. Diğer 0 ise yani şuradaki polinomun arkadaşlar diğer 0'ı Px artı x eksi 4'ün Diğer 0'ına ne diyelim arkadaşlar? A diyelim. Bu a px polinomunun sıfırlarından biriymiş arkadaşlar. Yani p ne eşit olduğunu sıfıra eşit olduğunu söyleyebiliriz arkadaşlar. Bunun da neymiş sıfırıymış. O halde burada x yerine a yazarsak p a artı a eksi 4 de ne olmalı? Sıfır olmalı. p a'nın sıfır olduğunu biliyoruz. Dolayısıyla a'nın buradan arkadaşlar ne olduğunu 4 olduğunu bulmuş olduk. O halde p 4 de ne eşittir arkadaşlar? Sıfıra eşittir. P4 sıfıra eşit olduğuna göre Px polinomunu yazalım. Demek ki bunda x eksi 4 çarpanı var arkadaşlar. Diğer çarpanı bilmiyoruz. Ona da ne diyelim? x eksi k diyelim. Bir bildiğimiz daha ne vardı arkadaşlar? P3 neydi? 1'di. Bu polinomu da yerine yazalım. P3 arkadaşlar. 3 yazdığım zaman buradan eksi 1 geldi. 3 yazdığım zaman buradan da 3 eksi k gelmiş olur. Bu neye eşit olacak? 1'e. Dolayısıyla bunları birbirine böldüğüm zaman burası eksi 1 gelmiş olur. Dolayısıyla buradan da k'nın 4 olduğunu bulmuş olursunuz. O halde px polinomunu yazıyorum arkadaşlar. x eksi 4 çarpı k'yı 4 bulduk. Burası da x eksi 4 olur. Yani karesine eşittir. Ne istiyor bizden? p1 değerini istiyor. 1 yazalım yerine. Eksi 3'ün karesinden 9'a eşittir. Doğru cevap Edirne. Örnek 12'ye geldik. ÖSYM'nin 2017 LYS sorusu. Kat sayıları, bakın rakamlar kümesinin elemanlarından ve bir kökü eksi 2 bölü 3 olan ikinci derece Polinomların sayısı kaçtır diyor arkadaşlar. Yani polinomlarımız ikinci derece olduğuna göre ax kare artı bx artı c şeklinde olmalı arkadaşlar. Dolayısıyla bunun köklerini bulurken ne yapıyorduk arkadaşlar? Çarpanlarına ayırıyorduk. Şimdi çarpanlarına ayırırken arkadaşlar bir kök eksi 2 bölü 3 olduğuna göre burayı 3x aldığım zaman burayı artı 2 almam lazım. Bakın dolayısıyla 3x artı 2 çarpanı gelmiş olacak. Bunu sıfıra eşitlediğim zaman buradan x ne gelir? Eksi 2 bölü 3 gelmiş olur. Bakın şu kökü ne yaptım? Elde etmiş oldum. O halde diğer çarpan ne olabilir arkadaşlar? Bakın burası x olur. Bu ikisinin çarpımı burayı verecekti bize. Buraya ne yazabilirim arkadaşlar? Bakın 0 yazabilirim. Çapraz ortayı vermesi lazım. 2x buradan geliyor. Burası 0 geliyor. Yani b2 gelmiş oluyor. Buraya 0 yazabilirsiniz. Çünkü bu namının çarpımı da burayı verecek. 2 çarpı 0. Burası da 0 gelmiş olur. Bakın bu kümenin elemanı arkadaşlar. Peki 1 yazabilir miyim? Buraya arkadaşlar. 1 yazdığım zaman bakın buradan ne geliyor? 3x geliyor 2x. Dolayısıyla ortası 5x olabilir bakın. B 5'e eşit olabilir. Peki 2 olur mu arkadaşlar? Buradan ne gelir? 6x. 2x de buradan 8x olmuş oldu. Bu da olur. 2 çarpı 2 de 4 yapıyor. Bu da sağladı. Ama 3 yazdığımız zaman arkadaşlar 9x. 2x de buradan geliyor bakın 11x. Dolayısıyla B 11 olamaz. Dolayısıyla bunu ne yaptık? Eledik. Kaç tane ikinci derece denklem e, polinom yazmış olduk arkadaşlar? Bakın 0 yazdım, 1 yazdım, 2 yazdım. Dolayısıyla burada 3 tane yazmış olduk arkadaşlar. 3 tane polinom yazmış olduk. Devam edelim şimdi. 3x ile 2 sabit. Bu zaten olmak zorunda. Çünkü kökümüz neydi? Eksi 2 bölü 3. Buraya x değildi arkadaşlar. 2x yazabilirdim. 2x yazdığım zaman yine buraya 0 yazacağım. Çünkü rakamlardan oluşacaktı. Dikkat edin. Buraya 0 yazabilir miyim? Evet. Bakın çapraz. 4x geliyor. Ya B4 olabilir arkadaşlar. 1 yazarsam buradan ne gelecek? 3x. Buradan 4x ne oldu? 7x oldu. 2 yazarsam 6x, 4x 10 olur. B10 olamaz. Dikkat edin. Dolayısıyla bu 2'yi attım. 2 tane de buradan yazmış olduk arkadaşlar. 2 tane de buradan yazmış olduk. Başka ne olabilir arkadaşlar? Bakın bu 3 x ile 2 olmak zorundaydı. Buraya 2x yazdım. Şimdi ne yapabilirim arkadaşlar buraya? 3x yazabilirim. Bakın 3x yazdığım zaman buraya 0 yazabilir miyim? E, 2 çarpı 3 xten ne geliyor burası? 6x geliyor. Evet sağladı. 1 yazabilir miyim arkadaşlar? Bakın şuradan ne geliyor? 3x buradan 6x. 9x yapmış oluyor. Dolayısıyla b 9 olabilir. 2 tane de polinom buradan yazmış olurum arkadaşlar. Dolayısıyla 3 burada yazdım. 2. 2 de burada yazdım. Toplamda 7 tane yazarız. Doğru cevap Bursa. Örnek 13'e geldik. arkadaşlar, burada verilen denklemde kökler çarpımı kaçtır? diye bize sormuş. Öncelikle buradaki 1 bölü x'i sol tarafa alalım. 1 bölü x artı a artı b, eksi 1 bölü x ifadesi geldi eşittir bu nereye 1 bölü a artı 1 bölü b'ye. Şimdi burada payda eşitleyelim. Bunu xle bunu da x artı a artı b ile ne yapalım arkadaşlar çarpalım. x buradan gelmiş olacak. Bunu eksi ile çarpacağım dikkat edin. Eksi x eksi a eksi b'ye geldi bölü x çarpı x artı a artı b ifadesi geldi. Eşittir. Burada da payda eşitleyelim. a artı b bölü ne gelir arkadaşlar? a çarpı b gelir. Bakın şuradaki ifadeler ne yaptı? Gitti. Bunu eksi parantezine alırsam arkadaşlar ne olur bu? Eksi parantezinde de a artı b olur. Dolayısıyla buradaki a artı b'leri de gönderirsek burada ne kaldı? Eksi 1 kalmış oldu. Şimdi eksi 1 ile a b'yi çarparsak arkadaşlar eksi a b eşittir. Bu ifadeyi de dağıtıyorum x kare artı x çarpı ne geliyor arkadaşlar? a artı b gelmiş oluyor. Şu a b'yi de karşıya atalım. Eksi a b arkadaşlar. Ne olur o zaman denklemimiz bakın. x kare artı x çarpı a artı b artı a çarpı b eşittir 0 gelmiş oldu. Bizden ne istiyor? Kökler çarpımını. Kökler çarpımının formülü neydi? c bölü a. Burada c dediğimiz ne arkadaşlar? a b. a dediğimiz ne? 1. Dolayısıyla a çarpı b'ye eşittir. Doğru cevap Diyarbakır. Örnek 14'e geldik. Bakın bir denklem bize vermiş ve çözüm kümesi 2 elemanlıymış arkadaşlar. Dolayısıyla neyin alabileceği farklı değerler çarpımı kaçtır diye bize sormuş. Bakın bunu sıfıra eşitlediğim zaman x eşittir. Buradan ne geliyor arkadaşlar? 8 gelmiş oluyor. Çözüm kümesinin ilk elemanını bulduk arkadaşlar. Buradansa arkadaşlar bakın bunun köklerinden bir tanesi 8 gelir. Diğeri de farklı bir x1 sayısı gelirse dikkat edin çözüm kümesi 2 elemanlı olmuş olur. Birisi 8 diğeri de farklı olan x1 olmuş olur. O halde buradaki denklemin arkadaşlar kökü 8 olduğuna göre kök denklemi sağlar. Yerine yazalım. 64 artı 8n. E, x yerine ne yazıyorduk? 8 yazıyorduk. Dolayısıyla x 16 artı 16 eşittir 0 olur. Bunlar birbirini götürürse 8n eşittir buradan. Eksi 64. N değeri arkadaşlar eksi 8'e eşit olmuş olur. N yerine eksi 8 yazalım. Kontrol edelim arkadaşlar. X kare eksi 8x eksi 2x artı 16 eşittir 0 geldi x kare eksi 10x artı 16 eşittir 0 geldi. 2'ye 8 diyelim. İkisi de eksi olacak. Dolayısıyla 2 ve ne geldi arkadaşlar? 8 gelmiş oldu. E buradan da ne gelmişti arkadaşlar? 8 gelmiş oldu. Bakın çözüm kümesi 2 ve 8'den oluşmuş olur. Yani çözüm kümesi ne oldu arkadaşlar? 2 elemanlı olmuş oldu. En değerini kaç bulduk şu anda arkadaşlar? eksi 8 olarak bulmuş olduk. İlk olarak bu şekilde olabilir arkadaşlar. Bundan farklı olarak nasıl olabilir arkadaşlar? Bakın şu ikinci kısımda diskriminant ne olabilir arkadaşlar? Sıfıra eşit olmuş olabilir. Yani şurada çakışık kök olursa buradan hangi kök geliyordu arkadaşlar? 8 geliyordu. Sallıyorum buradan da mesela x eksi 4'ün karesi olduğunu düşünün. x eşittir ne gelir buradan? 4 gelmiş olur. 4 ve 8 dolayısıyla çözüm kümesi iki elemanlı olmuş olur. Dolayısıyla demek ki Burada diskriminantı ne yapacağız arkadaşlar? Sıfıra eşitleyeceğiz. O halde diskiminantı sıfıra eşitleyelim. B'nin karesi. Tabi burada dikkatli olun. B dediğimiz ifade. Burada x parantezini alırsak n eksi 2'dir arkadaşlar. n eksi 2'nin karesi eksi 4 tane. A dediğimiz 1. C dediğimiz de nedir? 16. Bu ifade sıfıra eşit olsun. Dolayısıyla n eksi 2'nin karesi arkadaşlar 4 çarpı 16 64 olarak karşıya gitti. Yani bu ifade nedir? 8'in karesi. n eksi 2 buradan 8'e eşit olacak n eksi 2 arkadaşlar buradan ne eşit olacak? Eksi 8'e. Dolayısıyla n buradan ne gelir arkadaşlar? 10 gelmiş olur. Bir de n değeri bunu karşı tarafa attığımız zaman arkadaşlar eksi 6 gelmiş olur. Dolayısıyla ne bulduk? Bakın eksi 8 bulduk. 10 bulduk ve eksi 6 bulduk. Bunların çarpımını bizden istiyor. Bu ikisini çarptık. Eksi 60. Bir de bunu eksi 8 ile çarparsak arkadaşlar 6 kere 8 48'den bunu 480 olarak buluruz. Doğru cevap Edirne. Örnek 15'e geldik. Aşağıda y fx fonksiyonunun grafiği verilmiş arkadaşlar. Buna göre bir denklem vermiş. Denkleminin birbirinden farklı köklerinin çarpımı kaçtır diyor arkadaşlar. Bu ifadenin sonucu 0 olduğuna göre öncelikle burayı 0'a eşitleyebiliriz. x buradan ne gelir arkadaşlar? 1 artı 3 gelir. 1 de eksi 3 gelmiş olur. Şimdi şu ikinci ifadeyi 0'a eşitleyelim. f x eksi 2 eşittir ne olur arkadaşlar? 0. Dolayısıyla fonksiyonun 0 olan yerleri bakın. Şurada bir tanesi eksi 4. Yani şunun iç kısmını arkadaşlar eksi 4'e eşitlemem lazım. Şurası eksi 4 olabilir veya arkadaşlar ne olabilir? Artı 2 olabilir. Dolayısıyla x eksi 4 eşittir. Pardon x eksi 2 eşittir. Eksi 4 ise x eşittir buradan. Eksi 2'yi karşıya attığım zaman ne geldi? Eksi 2 geldi x eksi 2'yi bir de 2'ye eşitleyelim arkadaşlar. x eksi 2 eşittir 2 ise x eşittir buradan bir de ne gelir? 4 gelmiş olur. Dolayısıyla ne bulduk bakın arkadaşlar buradan bir eksi 2 bir de 4. Burada da ne bulmuştuk arkadaşlar? 3 ile eksi 3 bulmuştuk. Fakat şuna dikkat etmeniz lazım paydalı sorularda. Bu paydayı tanımsız yapan bir kök varsa bunu ne yapıyorduk? Çözüm kümesinden çıkarıyorduk arkadaşlar. Bakın bunu hemen ayıralım. 8'in çarpanları nedir arkadaşlar? 2 ile 4 bakın. Eksi 6 olması için ikisinin de eksi olması lazım. Yani x 2'ye eşit olamaz arkadaşlar. Ve 4'e eşit olamaz. Şimdi bunların içinde varsa bunları çıkaracağız arkadaşlar. Bakın şurada 4 var. Dolayısıyla bunu ne yaptım? Çıkardım. 2 var mı? Bakıyoruz 2 yok. Dolayısıyla köklerimiz ne geldi arkadaşlar? Bir 3 geldi. Bir eksi 3 geldi. Bir de eksi 2 gelmiş oldu. Çarpalım. Buradan 6. 6 ile de 3'ü çarptığım zaman 18 olur. Doğru cevap. Diyarbakır. İkinci dereceden iki bilinmeyenli denklem sistemleri örnek 16 üzerinde görelim arkadaşlar. Daha önce olduğu gibi yok etme metodunu ne yapacağız arkadaşlar kullanacağız. Bu sefer ne yapacağız? Y kareyi yok edeceğiz. Yani yukarıdaki denklemi ne yapalım? 2 ile çarpıp taraf tarafa toplayalım. Bakın buradan 6x kare 1x kare de buradan ne oldu? 7x kare. Eksi 2 y kare artı 2 y kare birbirini götürdü. 2 çarpı 3 6. 22 burada var. Ne oldu? 28 olmuş oldu. Buradan x kare eşittir 4. Dolayısıyla x arkadaşlar bir artı 2 gelir. Bir de eksi 2 olarak gelmiş olur. Şimdi bunu götürüp burada herhangi birinde yerine yazarak y değerlerini bulalım. x yerine 2 yazalım arkadaşlar. x yerine 2 yazdığımız zaman burası 12 eksi y kare eşittir 3 gelmiş oldu. Yani y kare eşittir buradan 9. y de ne gelir? Artı 3 veya Eksi 3 gelmiş olur. Demek ki x yerine 2 yazdığımız zaman arkadaşlar y'miz 3 gelebiliyor. Ya da x yerine 2 yazdığımız zaman y ne geliyor arkadaşlar? Eksi 3 gelmiş oluyor. Peki x yerine eksi 2 yazsaydık yukarıdaki denklemde ne olurdu arkadaşlar? x yerine bu sefer eksi 2 yazıyorum. Yine ne geldi bakın burası 12 eksi y kare eşittir 3. Yani y kare eşittir buradan 9 y artı 3 olabilir veya eksi 3 olabilir arkadaşlar. Dolayısıyla x yerine eksi 2 yazdığımız zaman y değeri 3 geldi. Eksi 2 yazdığımız zaman eksi 3 değeri gelmiş oldu arkadaşlar. O halde çözüm kümesini bulmuş olduk. Bakın çözüm kümesi x ve y ikililerinden oluşuyor ve bu şekildedir arkadaşlar. Örnek 17'ye geldik. ÖSYM'nin 2021 AYT sorusu. X ve Y pozitif gerçel sayılar olmak üzere arkadaşlar. İki denklem verilmiş. Buna göre X, Y çarpımı kaçtır diye bize soruyor arkadaşlar. O halde bakın üstteki denklemi eksi 2 ile çarparsam eksi 2 x kare aşağıda da artı 2 x kare var. Bunlar ne yapacak? Birbirini götürmüş olacak. Eksi 2 ile 3 y kareyi çarptım. Buradan ne geldi? Eksi 6 y kare. Aşağıda 1 y kare var. Dolayısıyla topladığım zaman eksi 5 y kare gelmiş oldu. Eksi 2 ile 8'i çarptığım zaman eksi 16. 6 eklediğim zaman arkadaşlar ne oldu? Burası eksi 10. Dolayısıyla y kare eşittir arkadaşlar. Buradan 2 gelmiş oldu. Yani y ya artı kök 2'dir arkadaşlar ya da eksi kök 2. Ama yukarıda bakın ne demiş? Pozitif olduğu söylenmiş. Demek ki y neye eşittir arkadaşlar? Kök 2'ye eşittir. O halde x'i bulabilmek için bunlardan herhangi birini de yerine yazalım. X kare artı 3 tane Y'nin karesi. Neydi arkadaşlar? 2'ydi. Eşittir. Nereye? 8'e. Dolayısıyla X kare eşittir. Bunu da karşıya attığımız zaman 2. X buradan bakın pozitif olduğuna göre ne gelecek? Artı kök 2 gelmiş olur. Bizden bu ikisinin çarpımını istemiş. X ile Y'nin çarpımı kök 4. Yani 2'ye eşittir. Doğru cevap Adana. Örnek 18'e geldik. 2 denklem bize vermiş. Sağlayan X, Y sıralı iki'lilerin kümesini bulunuz demiş. Burada da yerine koyma yöntemini kullanalım arkadaşlar. Bakın buradan y'yi yalnız bırakalım. y ne eşittir? 2x-7 eksi Dolayısıyla aşağıda bunu götürüp yerine yazıyorum. Bakın 3x kare artı y'nin karesi. Yani 2x-7'nin eksi karesi eşittir. Ne oldu? 49. Şimdi bu kareyi açalım arkadaşlar. 3x karemiz burada var. Bunun karesini aldım. 4x kare. Çarpımının 2 katı arkadaşlar. Ne olur burası? Eksi 28x artı ikincinin karesi 49 eşitmiş. Nereye? 49 arkadaşlar. Dolayısıyla buradaki 49'lar ne yaptı? Gitti. 4x kare 3x kare burası ne oldu? 7x kare buradan da eksi 28x eşittir 0 geldi. 7x parantezine alsam buradan x eksi 4 gelir eşittir 0. Dolayısıyla x buradan bir 0 gelir veya arkadaşlar ne gelir? 4 gelmiş olur. Peki x yerine 0 yazarsak y ne gelir arkadaşlar? Bakın x yerine 0 yazdığım zaman y ne geldi? Eksi 7 gelmiş olur. Peki x yerine 4 yazsaydık arkadaşlar. x yerine 4 yazıyorum. 8 eksi y eşittir 7 olmuş olur. Dolayısıyla y bu sefer ne geldi? 1 geldi. Şimdi x y sıralı ikillerini yazalım arkadaşlar. 0 virgül ne oldu? Eksi 7. Diğeri de ne olur arkadaşlar? 4 virgül 1 olmuş olur. Dolayısıyla bunu da bu şekilde ne yapabiliriz? Yazabiliriz. Örnek 19'a geldik. Kenar uzunlukları metre cinsinden 10'dan büyük ve birer tam sayı olan alanı 616 metrekare olan dikdörtgen şeklindeki arsaya inşaat yapılacaktır. Alanı 616 olarak bize vermiş arkadaşlar. Şu uzun kenara x diyelim. Şu kısa kenarımıza da arkadaşlar y diyelim. Dolayısıyla alanımız yani x çarpı y ne eşittir? 616'ya eşittir arkadaşlar. İnşaat alanının kenarlarında bırakılması gereken boşluklar belediye tarafından aşağıdaki gibi ne yapılmış arkadaşlar belirlenmiş. Kenarlarda bırakılan boşluklardan sonra inşaat yapılacak alan 437 metrekareymiş arkadaşlar. Arsanın uzun kenarı nedir? Uzun kenara x demiştik. Dolayısıyla x nedir diye bize soruyor. Dolayısıyla şu inşaat alanı arkadaşlar bize ne olarak verilmiş? Bakın 437 metrekare olarak verilmiş. Şimdi bunun tamamı x olduğuna göre arkadaşlar. Bakın şurada 2 burası da 3 olduğuna göre Buranın uzunluğu ne olacak arkadaşlar? X eksi 5 metre olmuş olur. E buranın uzunluğu ne olur arkadaşlar? Bakın şurada 1 metre. Burada da 2 metre var. Dolayısıyla burası da y eksi 3 metre olmuş olur. Yani x eksi 5 çarpı arkadaşlar y eksi 3 neye eşit olur? Yani şu inşaat alana bunu bize 437 olarak ne yapmış arkadaşlar? Vermiş. Dolayısıyla bakın şuradan y'yi çekip aşağıda yerine yazarak gidebilirsiniz. Ama şuradaki sayıdan faydalanalım arkadaşlar. 437 dikkat edin. Bu 19'a bölünür mü? Bir asal sayı bölünüp bölünmediğini görelim. 2 çarpı 19'dan ne yapar? 38. 5, 7'yi aşağı aldım. 57. 3 çarpı 19 ne yaptı arkadaşlar? 57 yaptı. Yani 19 çarpı nedir bu ifade? 2 tane asal sayının çarpımı bakın 437. Dolayısıyla şurası uzun kenar olduğu için buraya 23 diyelim arkadaşlar. Buraya da 19 diyelim. x eksi 5 23'e eşit olduğuna göre x buradan ne gelir arkadaşlar? 28 gelmiş olur. y eksi 3 19 olduğuna göre y de ne gelir? 22 gelmiş olur arkadaşlar. Peki x ile y'nin çarpımı 616'yı veriyorsa içim rahatlayacak bakın. 28'de ne yapacağım? 22'yi çarpıyorum arkadaşlar. 2 28'den 56. Buradan da 56 geldi. 6 buradan 1 616'yı ne yaptı? Bana verdi. Uzun kenarı bizden istiyordu. Yani x'i istiyordu. O da 28 olur. O halde doğru cevap cevap. Örnek 20'ye geldik. İki denklem bize vermiş ve denklem sistemini sağlayan x, sıralı ikililerin kümesini bulunuz demiş arkadaşlar. Şimdi şu alttaki denklemi arkadaşlar çarpanlarına ayırmaya çalışalım. x kare eksi 5 x, y artı 4 y kare eşitmiş. Neye arkadaşlar? 27'ye x'e x diyelim arkadaşlar. Buradaki ifadeyi de nasıl ayırabiliriz? Bakın 4 y'ye y ye ayırsam çapraz ortayı verecek. Eksi 5 x gelmesi için ikisinin de ne olması lazım? Eksi. Dolayısıyla buradan x eksi 4 y çarpı x eksi y eşittir. Ne geldi? 27. Bakın yukarıda x eksi 4 y'yi ne vermiş bize bunu? 9 olarak vermiş. Demek ki bunun ne olması lazım? 3. O halde bunları alt alta yazıp çözelim x eksi y arkadaşlar neydi? 3'tü. x eksi 4 y. Bu da ne eşitti? 9'a. Taraf tarafa ne yapıyorum? Çıkarıyorum. Çıkarırsam buradan 3 y. Çıkardığım zaman eksi 6. Dolayısıyla y ne geldi? Buradan eksi 2 gelmiş oldu. Bu y'yi burada yerine yazalım arkadaşlar. x artı 2 eşittir buradan 3. Dolayısıyla x ne gelir arkadaşlar? Buradan 1 olarak gelmiş olur. E Bizden ne istiyor? x y sıralı ikilisini istiyor arkadaşlar. Dolayısıyla x'i 1 bulduk y'yi eksi 2 olarak bulmuş olduk arkadaşlar. O halde bunu da bu şekilde ne yapabiliriz gösterebiliriz. İyi dersler arkadaşlar.